Yaz geldi mi? Mübalağasız bütün Türkiye, plajlar şehri İstanbul'a akın etmektedir. Bakın koyda sıhhatli bir hayat kaynakması var. Yüzenler, kürek ekenler, ben İstanbul'da yaşayan bir genç olarak denizlerden yeteri şekilde faydalandığımızı düşünemiyorum. İstediği zaman insanın keyif alacağı bir yer değil de sadece çalışma alanı olarak sunuyor koşullar ve kurumlar ve kurallar. Denize yüzmeye giderken mesela Antalya değil de Edirne değil de yani İstanbul'da yüzebilirdik yani. İstanbul, kıyı uzunluğu 515 kilometreyi bulan, altı tarafı denizlerle çevrili dünyanın ender şehirlerinden. Ancak binlerce yıllık bu şehrin sakinleri deniz kültürünü geç keşfedip erken kaybetmiş. Araştırmacı yazar Gökhan Akçura'nın aktardıklarına göre İstanbul'da denize girmenin miladı 1880'lere uzanıyor. O dönem İngilizlerin başlattığı bu faaliyet İstanbul halkı tarafından önce hayretle karşılanmış. Ama bu bakış açısı 19. yüzyılın sonlarına doğru değişmeye başlıyor. İlk belirtiler deniz hamamlarının ortaya çıkışı. Ama öyle ulu orta denize girilecek bir yer değil deniz hamamları. Nedir? İşte 4 tane tahta duvar var. Onun içinde bir küçük havuz var. Orada girebiliyorsunuz. Dışarıdan kimse zaten görmüyor. Üstüne üstlük bir yandan kadınların hamamları var. Öteki tarafta erkeklerin hamamları var. Yani zaten ayrı ayrı giriliyor. 20. yüzyılın başına geldiğimizde artık iyice deniz hamamlarının geliştiğini görüyoruz. İstanbul'un dört bir köşesinde deniz hamamları var. Veya Yeşilköy'den Ahırkapı'ya, Büyükdere'den Salacak'a, Moda'dan Pendik'e sahiller tamamen deniz hamamlarıyla dolu. Ama o dönemlerde şehre hala bugün anladığımız şekliyle bir deniz kültürü hakim değil. Bu kültür İstanbul'a plajların gelmesiyle yerleşiyor. Plajların gelmesi de bir dış etkiyle oluyor. Ekim devriminden kaçan beyaz Ruslar gemilerle geliyorlar. Çoğunun zaten o gemilerde yan yana yüzlerce insan birlikte bulunmaktan bitleniyorlar. Saçları kesiliyor ve hepsi mesela büyük bir kamp Florya tarafında. Buradan denize giriyorlar, kadınlı erkekli. Hayretler içinde insanlar. Geliyorlar, ne oluyor? Seyretmeye başlıyorlar. Burada bir açık hava meyhanesi kuruyor beyaz Ruslar. Daha sonra bunun adı Solaryum oluyor. Bu ilk plajımız. İşte plaj kültürümüz buralardan başlıyor ama esas büyük gelişme Cumhuriyet'le birlikte oluyor. Çünkü Cumhuriyet bildiğiniz gibi kaç göç, kadın erkek ayrımlarını kabul etmeyen bir zihniyete sahip. Atatürk kayaya binip bol bol denize giriyor, insanlar etrafında toplanıyor. Yani bir devlet görüşü denize rahat girmek. Deniz hamamları kalkıyor, kadınla erkekle birlikte girmeye başlıyorlar. İstanbul kıyıları insana doyuyor, plajları efsaneleşiyor. O dönemde mesela Suadiye, Büyükdere, Beyaz Park, Salı Pazarı, Küçük Su, Florya, Altınkum bunlar en meşhur plajlar ve buralarda artık yeni bir yaşama stili, biçimi gelişiyor. Sadece denize girmek değil, plajlar aynı zamanda yarışmaların, konserlerin, pikniklerin yapıldığı bir yer. Filmler gösteriliyor, tiyatrolar burada oynuyor. Cumhuriyet biraz da plajlar tarihini taşıyor. Deniz, kum ve güneş. İnkılap, tam vücudunu, insan sıhhatini ve insan iffeti gördüğünüz gibi açık havaya çıkmıştı. Bir gün bütün İstanbul plajları, Boğaz ve İstanbul'un civarından Marmara'nın iki kıyısına doğru ve Türk Devleti'nin bilgili ve zevkli hamleleriyle yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın müstesna ve kalabalık bir sayfiyesi olacaktır.
1930'ların bu temennisi gerçekleşmedi. İstanbul plajlar kenti olma özelliğini 1950'lerin sonunda kaybetmeye başladı. O dönemki ani nüfus patlamasıyla yapılaşma arttı, kıyılara dolgu yapılmaya başladı. Kanalizasyonlar denize akıtıldı ve zamanla insanların İstanbul'da denize girmesi zorlaştı. İstanbul kıyılarının hemen her köşesinde denize girmiş olan Ramazan Örün, o dönemi şimdi hasretle anıyor. 1959'da o sahili dolduruyorlardı büyük kayalarla, Menderes'in zamanında. Sahilin o yolunu yaptılar o zaman. Şişehir'den geriyesine ta Florya'ya kadar dolgu yaptılar. Televizyon da yok, şey de yoktu, kimse bilmiyordu ne olduğunu. O zaman niye doldurursun, niye doldurmuşsun diye bir şey yoktu. Peki İstanbul eskiden mi daha güzeldi, şimdi mi daha güzel? Eskiden bambaşkaydı ya. Eskiden daha güzeldi. Gizmeye her gün giderdim ben. Boş kaldı mı giderdim yani. Öyle kadın erkek diye bir şey yoktu, herkes yan yana. Kalabalıktı yani. Şeyde, Kilios'ta yer yoktu. O kadar temizdi ki. O yeni kapı cam gibiydi. Buralar hep öyle temizdi. Burada yıkanıyorduk Eminönü'nde. Balıklar hep görünürdü böyle. Tertemiz. Sonra kirlendi. Ya. Peki İstanbul'un o meşhur sahillerinin yerinde şimdi neler var? İstanbulluların çok eskiden beri denize girdiği yerlerden biri Üsküdar'da Kız Kulesi'nin hemen karşısındaki Salacak'tı. 1930'larda açılan Salacak Plajı'nın ünü 1950'lere kadar sürdü. Eski Salacak Plajı'nın yerinde şu an bir villa sitesi bulunuyor. Bedrettin Dalan zamanı. 84'te başlayıp, Üsküdar'dan başlayıp, buradan Harem'e kadar 1986 yılında denize olan bütün bölge tamamen doldurulup, yol yapıp, tamamen aktifsiz bir hale gelmiş bulunuyoruz. Salacak plajı da, Üsküdar-Harem arasındaki kıyılar da artık yok. Tamamen betona gömülmüş. Yine de günümüzde bu bölgede denize girenleri görmek mümkün. Boğaziçi'nin Rumeli yakasında Sarıyer'deyiz. 1930'lar. Beyaz Park plajı, 3 kademeli atlama kulesi ve kır balolarıyla ünlüydü. Buradaki sahil, yol ve dolgu çalışmaları sebebiyle yok oldu. Beyaz Park Gazinosu'nun yerinde ise şu an bir çay bahçesi var. Cumhuriyet'le birlikte İstanbul'un su sporları merkezi haline gelen Moda Koyu'da dolgu ve yol çalışmalarıyla doğal yapısını ve eski işlevini kaybeden alanlardan biri. Sahilini yitirmiş olsa da hiç değilse Moda, İstanbulluların deniz kıyısında keyifli vakit geçirebildiği bir parka sahip. İstanbul'un Karadeniz ve Marmara Denizi kıyılarında temizliği tartışmalı olsa da hala denize girilebilecek plajları var. Ancak mimar Seda Özen Bilgili'ye göre şehrin içinde değil yüzmek, halkın para harcamadan nefes alabileceği alanlar bile tek tek yok oluyor. Mimar tarih hocamız Bülent Özel şunu derdi. Antalya'da bir hafta tatile gideceğinize kendi şehrinizde güzel bir yerde oturun, bir kahve için derdi. Kendi şehrimizde yabancılaşıyoruz. Bırakın yüzmeyi, parasız olarak oturabileceğiniz alanlardı. Bir kere şehri arabayla ulaşılabilir bir şehir haline getirdik. Viyadükler, işte geçitler, köprüler vesaire. Birçok yerde arabasız bir iletişimimiz, bir şehri kat etmeniz mümkün değil. Eskiden Boğaz'da mesela bir tramvay vardı. Şu an mümkün değil yani Boğaz'da öyle bir şey yok. Hep Boğaz otomobillere tahsis edilmiş. İşte Galataport gibi projelerle
Evet, denizi tadabilirsiniz ama paranız varsa. Bu kadar güzel, masal gibi bir şehirde bir yerden bir yere kesintisiz yürümek mümkün değil şu an. Özellikle sahil şeritlerimizde, ailelerimizle birlikte vakit geçirebileceğimiz, boş günlerimizde, hafta sonlarımızda yürüyebileceğimiz alanlarımız kalmadı. Mimar Seda Özen Bilgili'ye göre kıyılardaki yapılaşma, soylulaştırma anlayışından kaynaklanıyor. Oysa Bilgili, İstanbul kıyılarının tescillenmesi gereken tarihi bir değer olduğunu ve buraların halkın denizle buluşabileceği özgün alanlar olarak kalması gerektiğini savunuyor. Deniz hepimizin, Boğaziçi hepimizin ortak değeri. Mesela Madrid'de bir park, şehre paralel, şehrin ana aksına, yani Sarıyer'le Eminönü örneğini verelim. O aksa, paralel bir aksa, park içinden geçebiliyorsunuz, Retro Park'tan. Parkın içinden yürüyebiliyorsunuz. Biz neden kesintisiz bir şekilde deniz kenarından yürüyerek bir şehri kat etmeyelim? Yani bunlar hepimizin yasal hakkı. Bulunduğumuz yerde sınırlı bir alan var, görüyorsunuz. Burada banklar var. İnsanlar hani istediği şekilde vakit geçirmeye çalışıyor. Yani bir parasız bir yer ama bu sınırlı bir alan. Bir İstanbullu olarak denizle iletişimin ve etkileşimimin hiçbir şekilde ne karadan ne de denizden engellenmesini isterim. Bunu kendime bir hak olarak görüyorum ve buralı insanların da gerçekten bu hakkı kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Halkın denizle buluşmasını engelleyen temel sebeplerden biri de kent yönetimlerinin suyu izole etme ve denizi şehirden uzaklaştırma yaklaşımı olarak görülüyor. Temel yaklaşımımız hep suyu izole etme, sudan kaçınma, suyu yapıdan uzaklaştırma, dereyi şehirden uzaklaştırma, dere üstünü örtme. Yani yüzün üstünde İstanbul Deresi'nden bugüne 20 dere falan geldi. Ve bu dereleri kapatmanın tabii hafıza dışında, görsellik ve flora da dışında insanlar için bir yapılaşma tehlikesi var. Bu fay hattını değiştirmek gibi bir şey aslında. Hani fay hattını harita üzerinde değiştirmeye çalışmak gibi bir şey. Doğa, yani doğayı hapsetmeye çalıştığınızda seller oluşuyor. Bunun bir sorun olduğu fark edildiğinde ise rekreasyona başvuruluyor. Oysa Bilgili, ekolojik restorasyona yönelmek gerektiğini vurguluyor. Ben seçim vaatlerinde bunu gördüm. Çünkü dereleri tekrar açacağız dedi her iki adaydı. Ama rekreasyon önerdiler mesela. Bizim rekreasyondan anladığımız da gidip bir yerde yemek yemek. Daha farklı bakmamız gerekiyor. Yani ekolojik restorasyon kavramını konuşan insanlara bizim desteklememiz lazım. Ha, şimdi biz akademisyen var, hem serbest mimarlar, şehir plancılar var. Deniz kenarı nasıl toparlanır, dereler nasıl ıslah açılır ve nasıl kent hayatına katılır, bunların çalışan insanlar var. Ama bu değerli insanların görev alması, doğru yerde görev alması çok mümkün olmuyor. Bir deniz kenti olan İstanbul'da şehirle deniz arasına giren bariyerler halkı rahatsız ediyor. Çoğunluğu betonlaşmış bir şehirde insanlar suyu arıyor. Yöneticilerinden kendilerini denizle ve kıyılarla buluşturacak ticari değil, insan odaklı projeler bekliyor.